Erzurum Tortum Suyatağı köyünde hala seneler öncesinin, belki de yüzyıllar öncesinin gelenekleri devam ediyor. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsın anacığım? İyi ya. İsmin? Ayşe Demirtaş. Ayşe anacığım. Evet. Buğday mı öğütüyorsunuz? Mısırla buğdayı karıştırıyoruz. Haşır yapıyoruz. Ondan sonra da sütüyle pişiyor, yiyoruz. Mısır? Ha, evet. Buğday, evet. Beraber. Evet. Ne oluyor? Evet. Hatta pişiriyoruz. Sütüyle haşır ediyoruz. Ben bir şey de yiyoruz. Böyle evet. Yenmez mi? Yiyilir de yiyilmez. Olmaz. Olur. Pişecek daha. Ağzık pişiyor. Ha. Tamam olmadı. Değirmen kaç yıllık anacığım? De ben bilmem. Artık dedelerden. Dedelerden kalmadı. Peki bunu başka öğütmenin yolu yok mu? Yok. İşte böyle yapıyoruz. Dermanlarından da ücretiyoruz, un oluyor. Ama bundan da bak böyle kaşır yapıyoruz. Komşu mu? Emmimin kızı. Emmi kızı. Evet. Pek mi anlaşırsınız? Tabii, hem de nasıl? Kardeş gibi mi? Kardeş gibi, evet, evet. Kardeş gibi, nasıl? Sizin isminiz anacı? Hacer Şener. Hacer anne. Evet. Buraya gelin mi geldiniz, buralı mısınız? Buralıyım. Buradan mı evlendiniz? Evet. Sağ mı adam? Sağ. İyi, şurada o. Kim? Mehmet Şener. Sepetören amca mı? Yok. Bu Sepetören komşum. Amca kim? Bu komşu. Komşu. Evet. Böyle sık sık toplaşır yapar mısın? Evet, evet. Evet, evet. Yaparız. Şimdi büyük şehirlerde hanımlar bunları gidip marketten hazır alıyorlar. Onlar hazır alıyor. Biz elimizde yaparız. Hangisi dahi? Hazır almak mı, elde bu, yapmak? Bu elde yapmak. Peki gençler yapabiliyor mu? Yapıyor da tabii ki her şey yapabilir. Her aman be Ayşe anne, ben ne uğraşacağım be, gider marketten alırım demiyorlar. Onlar kabaday, onlar şimdi Çin'den alırlar. Tabii tabii. Doğru doğru. Ama gençler bize... biraz kabaday mı? Kabri tabii kaldı. Kabar değiller daha talaşımız yok. Kalkacağız ki çaçak da biz yapalım. Marketten almak daha kolay. Kolay gelsin dayım benim. Hoş geldin Şener abi. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyidir, evet. Zeytin dalı gözümüze girip korneaya yırttığından beri Allah'a çok şükür bir refleks gelişti. Nerede bir odun dal parçası gözümüze gelirse artık onu bertaraf edebiliyoruz. İsim nedir dayım? Zehni Akın. Zehni amca. Evet. Bu ne sepeti olacak? Bu mallara alaf taşıma için, meyve taşıma için kızıllık koyuyoruz. Mallara alaf veriyoruz. Dağdan ot getiriyoruz. Bizim yer giraç olduğu için böyle işte bununla ediyoruz. Bununla idare ediyoruz. Peki bu siz sırtınızda taşımak için mi yapıyorsunuz yoksa? Hayvanların sırtında. Evet. Katır mı taşıyacak bunu? Katır, eşek bunları taşıyacak. Sen affedersin bir nevi semer gibi bir şey yapıyorsun. Yani. Evet, semer de yapıyorum. Ben tam da semerciyim. Semercilik yap var. Var, semercilik var. Semerin yanına mı konuluyor bu evet, sepetler? Evet, bunu semere yanına yüklüyoruz. Böyle. Burasına yükleriz. Bunlar evet. Ne dalları? Bunlar söğürt. Söğürt dalları. Başka bir şeyden olmaz? Yok, olmaz. Neden? İşte ne? Söğürt dalından olur. Hani daha mı dayanıklıdır, daha mı esnektir? Daha dayanıklı, daha iyi olur. Yumuşak, güzel dokunur. Evet. Ve hemen her yerde ana kamera gelmiş. Ben de bir ucundan görüneyim diyen amcalardan bir tanesi geldi. Kolay gelsin dedi. Hoş geldin. Sen kamerayı gördün. Evet. Dedin ki ya bizim ne eksiğimiz var? He. Televizyon ekibi gelmiş. Azıcık da ben görüneyim mi dedin? Görah, niye görmüyorum? Hiç. Gerçi yani dayı sepet örüyor. Evet. Anneler orada bir şey örüyor. He. Sen ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum abi. Öyle bir şey yapmadan televizyona bir ucundan görüneyim dedim. Benim bu köyde abi benim gibget ağacım çok. Bunu da aileler bütün yediler. Bize hiçbir şey kalmadı. Evet. Fakir düştük. Allah büyük be dayım. Amenna sadakanna. Allah büyük. Tevekkül. He. Tevekkül. Dayım bir de dertli. Çok dertli. Peki bu sepete ne zaman başladın sen? Dayım. Bundan 2 saat önce başladım. 2 saatte bu kadar. Evet. Evet. Bu arada medya ordusu buraya geldiğimizi öğrenmiş. Flaşlar üstüne. Flaşlar. Bir an acaba. Çekme. Çekmesene kardeşim. Çekme dedik sana. Ya bu Neco'dan sonra kötü etkilendik biz ya. Yani... Galiba biraz öyle oldu. Bir de hadi o işini yapıyor ya. Sen niye dövüyorsun yani? Neye istinaden dövüyorsun ya?
Sizin bu kameramanların şeyi yok mudur ya? Bir bodyguard ordusu tutun ya. Nedir bu sizin çektiğiniz ya milletten? Aslında ben de öyle düşünüyorum. Yani. Nedir bu ya? Koruma ordusu tutun. Özel security ile dolaşın ya. İşe gittiğinizde. Tepesi atan kameramanı bir tane yapıştırıyor. Ne oluyoruz ya? Hiç de bayılmıyorlar ben size söyleyeyim. Nefret ede de yaptıkları işler oluyor onların, tamam mı? Sadece o işi yapmaz canım. Çekme canım. Sadece o işler tabii biraz sinir bozucu şeyler de olabiliyor. Herkes ekmek parasını kazanıyor. Tabii herkes ekmek. Çekme canım. Çekme. Canım. İşini yapıyor herkes. Bir şekilde işini yapmaya çalışıyor. O şiddet eğilimleri ne oluyor öyle ya? Hiç yakışıyor mu öyle? Medya mensuplarına gidiyorsunuz böyle saldırıyorsunuz. Saldırıyorsunuz medya mensuplarına. Medya mensuplarının ayaklanacağı tuttu. O da bize denk geldi. Bize tosladı o da. Sevgili medya mensupları. Dolmuşsunuz dolmuşsunuz. Ben tam sizi savunurken bana niye köstürüyorsunuz kastırıyorsunuz ya? Dağın başında da olsa hakikaten buluyorlar. Ben ama meslek aşkınıza saygı duydum sevgili arkadaşlar. O kamerayı alır. Ya ne? Kır kafasını bari yani. Oldu. Tövbe estağfurullah ya. Bu ne zaman bitecek dayım? Yarın biter. Yarın. Bir günde bir sepet mi öyle? Evet, bir günde bir sepet. Hayvanın iki tarafında iki sepet. Evet. Ve burada niye bu kadar çok hayvan var? Muhtar nerede? Vallahi... Abi hayranım. Her yerde muhtar. Hayranım. Hoş geldin. Hayranım yurdumun muhtarlarına. Muh diyorsun tar derken yanında bitiyor. İsim? Mustafa Erdoğan efendim. Ya Mustafa Bey sene 2006 hatta evet 2007. Efendim. Evet efendim. Yani 2007'ye geçtik. Evet. Burada niye bu kadar çok hayvan var? Yani olsun tabii ne güzel de. Şimdi hayvanın oluşu bizim arazimizin çoğu bu karşı tarafımızda kalıyor. Yani şu görünen ormanın üzerinde. Yol yarı. İşte yol başladık da yol yarı kaldı. Sebep? Ne bileyim ekonomik şeyden düşün, nasıl düşünürsen düşün. Bunun yetkililerin bileceği bir şey. Daha sonra diyorlar bakalım vatandaş bu çileden ne zaman kurtarır. Şimdi millet aya çıkıyor. Uzayda işte gezegenler falan dolaşıyor. Biz burada hayvandan şey. Tabii haklısın. Haklısın ama dur, ben de haklıyım. Sakın bu köyün yolunu yapmayın. Bu köyün yolunu yaparsanız ne bu sepet örme kalır, ne nal çakma kalır, ne beygir kalır, ne affedersiniz merkep kalır, ne de at kalır. Otantik programlar yapan adamların için önemli bir köy burası. Lütfen bu köyün özünü... Ya kusura bakmayın biraz yolsuz kalacaksınız ama ya bizim ekmeğimizle oynuyorsun sen muhtar ya. Buraya yol yapılırsa ben traktör çekmeye mi geleceğim buraya? Bunlar traktöre bu sepeti örmez ki benim dayım ya. Tamam da bu Anadolu'nun insanlar yani bu çileğinden mi ölecek? İlla çileğinden doğmuşsa çileğinden ölmesi mi gerekir? İlla ki yani bu teknolojinin... 1500 kilometre uzakta olmasa hadi yürü Taksim Meydanı'na diyeceğim sana ama. Ya da ne bileyim 780 kilometre olmasa hadi yürü Tandoğan Meydanı'na diyeceğim ama yakışık almıyor. Bu insanlar yani. Bu insanlar Tandoğan'la davet etseniz, Taksim'e de davet etseniz oraya gelmez. Çünkü bu insanların hepsi devletine, milletine, bayrağına saygılı insanlar. Ya şu televizyon, cefa çeker, televizyon şey programlarına da biraz saygılı olun ya. Ne güzel işte. Siz çilesini çekiyorsunuz ama bize malzeme. Kusura bakma. Kardeş bir defa siz çekim yapacaksınız diye vatandaş çile çeksin. Sizin çekiminiz bir defa vatandaş ömür boyu çile çekir. O zaman bu detayları metayları iyi çekelim de inşallah. Biz de seslen inşallah bir dahaki geldiğimizde burada yol olur. İnsanlar çile çekmezler ama sepeti de hani yine usulen söz verin. Sepet örülmeye devam edecek. Sepet örülmeye devam. Şimdi öğretiyor hacı amca diğerlerine de. Yalnız sepetin işi başka, yolun işi başka. Vatandaşın gırtlağına tak demiş. Otunu hayvan sırtıyla getirir, sepetinden getirir. Odununu hakeza. Arpa bu köy ne yaman bir çelişki, ne yaman bir çelişkidir. Program için malzeme mi ahalinin eziyet çekmemesi? Program için malzeme. Yaptırmayın bu yolu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.